Şafak Yavuz'un vizöründen herkese merhaba. Biraz şaşırdınız sanırım. Haklısınız. Çünkü bugün stüdyomuzda değiliz. Konuğumuza konuk olmaya geldik. Ve şu anda onun mekanındayız. Gördüğünüz gibi arkada sahne, dekorlar, ışıklar, masalar. Gerçekten de çok güzel bir ambiyans var. Tam da şov dünyasının ortasında, böyle adeta masal diyarında gibisiniz ama bu gerçek. Peki bu mekanda kim var? Biz kime konuk olacağız? Kim bize konuk olacak? Herhalde nerede olduğumuzu, hangi mekanda olduğumuzu söylersem konuğumun kim olduğunu şıp diye anlayacaksınız. Efendim biz Dada Kabare'deyiz. Ve konuğum, tabii ki Dada deyince aklınıza kim geldi? Okan Bayülgen. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum bu güzel masalsı atmosfere, ortama, Dada'ya bizi davet ettiğiniz için. Tabii ki programımıza konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için büyük bir onur. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir televizyon girişimi Woman TV. Hakikaten böyle bir boş alanı, gerekli alanı doldurdunuz. Sağolunuz, varolunuz. Bir kadın kanalında olmak sizin için bugün bir farklı duygular uyandırıyor mu? Yani Woman TV, kadın kanalı, yıllarca kamera karşısına geçmiş, pek çok kanalda program yapmış bir televizyoncu olarak. Kadınlara hitap eden bir kanalda olmak. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Hoşunuza gidiyor, harika. Kadın dünyası, kadınlar hoşunuza gidiyor belli ki. Kadınlara bakış açınızı öğrenmek istiyorum öncelikle. Pek çok şey yazıldı, söylendi. İşte pek çok magazinde haberleriniz çıktı, ilişkileriniz vesaire vesaire, bir sürü şeyler oldu. Ama hiçbir zaman Okan Bayülgen kadına nasıl baktığını kendi anlatmadı, kendi söylemedi. Şimdi ben size bunu sorsam nasıl bir cevap alırım acaba? Aslında programlarımın tabii ki konuşmaların altında bu bakış açısı hep var. Sonuçta ben de bir oğul olarak, bir eş olarak ya da sevgili olarak ve bir kız çocuğunun babası olarak, dolayısıyla ben hanımlarla çevrili bir atmosferde yaşıyorum. Böyle bir uzayım var. Dolayısıyla kızımla, annemle, sevgilimle, evli olduğum zaman eşimle hep bu güzel ve karmaşık yapıyı çözmek üzere, anlamak üzere bir takım çabalarım var. Çünkü bir erkeğin hem ödevleri var, bir oğul olarak da, baba olarak da, eş olarak da ödevleriniz var. Bir yandan da bu ödev sorumluluğu içinde olduğunuz kişilere anlamak zorundasınız, empati yapmak zorundasınız, gerçekten anlamak zorundasınız ve bir erkek televizyonu yok bugün, öyle bir şey istenmiyor. Denenmiştir Amerikan televizyonu tarihinde. Genelde çocuksu programlar yapılmıştır. İşte biraz enerjik şeyler üzerine, sporlar üzerine ya da işte araba yarışları üzerine ya da işte erkeklerin kadınsız oldukları zaman yaptıkları saçma sapan eğlenceler üzerine programlar yapılmıştır. Ama bir kadın televizyonu yapacak kadar bu girift, karışık ve çok sorumluluklu, çok zengin yapıya bakın programlar yapılıyor. Ve siz bir hanımefendi olarak bana diyorsunuz ki ya işte senin nedir acaba bu kadına bakışı? Yani dolayısıyla toplumumuzda kadının yükselmesini hep diliyoruz. Hep hanımları daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Çünkü kadınlara sorumluluk veriyoruz. Daha çocuk yaştan itibaren sorumluluk veriyoruz. Daha büyürken sorumluluklar veriyoruz. İşte şöyle davran, böyle davran, işte anneni babanı şöyle sev, evini şöyle güzel temsil et, ileride sen de anne olacaksın, görevlerin şunlardır, bunlardır. Kadınlara hep sorumluluk vermişiz fakat yetki vermemişiz. Ne siyasi yetki vermişiz yeteri kadar, ne yerel yönetimlerde, yapılanmalarda, ne sosyal kurumlarda yeteri kadar yetki vermişiz, vermemişiz. Ama hanımlar yine de aradan sıyrılmışlar. Belli mevkiler elde etmişler, yetkiler elde etmişler ve hanımların yönettiği ortamların hep daha güzel, daha zengin, daha saygıdeğer ortamlar olduğu görülmüş. Bu her yerde böyle. Her zaman böyle. Dolayısıyla benim bakışım hep kadını güçlendirmekten yana, saygı duymaktan yana, güçlendirmekten yana
ve daha da önemli bulduğum anlamaktan yana. Yani bir annenin çocuğu olabilirsiniz. Hatta bir erkek eşinin çocuğu da olabilir. Hatta ben birçok babada izliyorum şimdi, kızının çocuğu haline geliyor. Yani erkekler bütün o guya güçlü, guya otoriter görünümlerine rağmen hazırlardır hanımların hemen çocukları olmaya, hanımların yaramaz çocukları olmaya. İşte nasıl kadınların zengin bir duygu dünyaları var, erkeklerin de böyle çocuksu bir duygu dünyaları var. Siz çözmek için ne yapıyorsunuz? Çabanız nedir? Yani dediniz ya, bu girift, karmaşık bir yapı var benim karşımda. Bir yönteminiz var mı bunu? Ya da çözebildiniz mi? Ya aslında bu tabii ki kadın erkek ilişkisi nasıl baktığımız önemli. Yani sosyal olarak, toplumsal olarak bakıyorsak tabii ki bu ciddi ciddi konuşulması gereken bir durum. Yok, ben ama Okan Bayır biraz benim, evet. Biraz bir oyun alanı, biraz da eğlence alanı, sevgi alanı, aşk alanı olarak bakıyorsak tabii ki bu oyunun iyi oyuncusu olmak isterim. Eğlenceli oyuncusu olmak isterim. Anlayışlı ve güvenilir oyuncusu olmak isterim. Şefkatli, anlayışlı bir eş ya da bir baba paha biçilemez. Ben bu olmak isterim. Siz bu olmak istiyorsunuz. Peki sokaktaki insan acaba Okan Bayülgen'in kadına bakış açısını nasıl değerlendiriyor? Merak ediyor musunuz? Aslında merak etmiyorum ama siz bunu sokaktaki vatandaşlarımıza sokakta durdurup sorarsanız ne diyeceklerini merak ediyorum tabii ki. O zaman izleyelim mi beraber? İzleyelim. Sizce Okan Bayülgen'in kadına bakışı nasıl? Bence Okan Bayülgen inanılmaz akıllı bir adam. Türkiye'de de onun gibi adamlar lazım. Bence Okan Bayülgen kadınları gerçekten çok iyi tanıyor. Çok iyi anlıyor. Şöyle şimdi malum genel olarak dünyada kadınlara cinsel obje olarak yaklaşılıyor. Tabii Okan Bayülgen bunu mizah anlayışını yedirerek bu noktaya değiniyor ve kadının cinsel obje olarak kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bunu da birkaç programında kadınların sadece cinselliğiyle ön plana çıkmaması için hani südyenini çekmesini söylemişti. Mesela benim hatırladığım öyle bir olay olmuştu. Bu konuda güzel noktalara parmak basıyor. Bir kadın için de değerli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Okan Bayülgen'i çok fazla tanımıyorum ama Okan Bayülgen'in kadına bakışı biraz daha sert tepkiliydi. Kadın erkek demeden televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla sert tepki verdiğini biliyorum. Bence kadın aslında değer veren bir insan ama bunu mizahi bir şekilde konuklarına özellikle bazen ve çok falso hareketleri olduğu için genelde eziyormuş gibi görünüyor ama aslında gayet duyarlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Sokaktaki insan sizin kadına bakış açınızla ilgili pek çok şey söyledi. Siz ne diyeceksiniz şimdi? O insanları doğru mu anlamışlar sizi? Evet, bence doğru. Çünkü tabii bir benim programlarım var. Bu programlar adrenalin yüklü, eğlenceye yönelik. Hatta biraz da televizyonda temsil ettiğim kimlik... dalga geçen, işte sivri biraz, sivri, dokunduran değil evet, mi? Böyle bir adam. Tabii ki bu bir programın daha heyecanlı olmasını, daha güzel olmasını sağlamak için yaptığımız şeyler bunlar. Bunun dışında çok pamuk gibi bir adam olduğumu söylemiyorum ama yine de daha anlayışlı ve eğlenceliyimdir. Ve de insanlara karşı toleranslıyımdır. Yani illa televizyondaki gibi herkes öyle sanıyor genelde. İşte sen bizle şimdi dalga geçersin, sen şimdi bize bir laf söylersin. Öyle bir adam değilim. Yatılı okulda okuduğunuzu biliyorum ve o anılarınızı paylaşmışsınız benimle. Yatılı okulda okumak bir erkek çocuk için çok özel bir durumdur. Pek çok şeyini kendisi yapar. Evet. Gayet iyi biliyorsunuz. Bunları anlatmışsınız. Üstelik de Galatasaray Lisesi gibi böyle hani sizin o Selim İleri'nin kitaplarında yazdığı gibi böyle bir şey demiştiniz ya, kabus dolu koridorlar falan, karanlık koridorlar. Orada ufacık yaşta oradaydınız. Pek çok şeyi öğrendiniz. İlişkilerinizle orada öğrendikleriniz, yani kendi kendine yetebilme işinize yaradı mı? Tabii ki. Tabii ki. Yoksa karşınızdakinden beklediniz mi bir şeyler? Yani kahve, yemek ya da bir iş, bir şey. Tabii ki. Ben ilkokul birinci sınıfa da yatılı gittim. Birkaç senede ilkokulda da yatılı okudum. Taş Mektep'te. Sonra Galatasaray Lisesi ve daha sonra yurt dışına gittim. Yurt dışında yine yalnızdım. Aslında
çocukluğumun, ergenliğimin, ilk gençliğimin büyük bir bölümünü yalnız başıma geçirdim. Yani benim yataktan kalkıp yatağımı toplamamak, işte eşyalarımı sağa sola dağıtmak, efendim işte karnım acıktığında birisinin bana yemek vermesi, önüme yemek koyması, hatta beni yedirmesi gibi bir şey söz konusu olmadı. Aslında birçok çocuk bu konforu yaşar. Ben bu konfordan uzaktım. Dolayısıyla biliyordum ki, bugün de biliyorum ki 50 yaşımı geçkinken ve hayatımda hep bildim ki eğer ben bir şeyi dağıtırsam kimse toplamayacak. Bu odasını dağıtmaktan, dolabını dağıtmaktan hayatını dağıtmaya kadar götürebiliriz bunu. Yani hayatımda da dağılırsam ya da bir yerleri dağıtırsam gelip beni koruyacak, toparlayacak, beni tekrar düzenleyecek kimse olmayacak. Bunu ben yapmak zorundayım. Dolayısıyla bu bende, bu bahsettiğimiz işte lise koridorları, yatakhaneleri, ilkokul yatakhanesi ya da işte üniversitede bir üniversite yurduna kadar ve sonra da hep yalnız oturmaya kadar bu bende bir sorumluluk duygusu yarattı. İlk başta kendime karşı sorumluluk, daha sonra da çevremdeki insanlara karşı sorumluluk. Dolayısıyla bugün de ben beraber çalıştığım insanlarla ya da beraber yaşadığım insanlarla hep bu güveni yaratmışımdır. Çünkü eğer bir şey olursa bu adam bizi toparlar. Hem kendini toparlar hem gelir bizi de toparlar diye bir güven duygusu uyanmıştır. Bu da mecburiyetten olmuştur tabii. Evi de toparlar. Her şeyi toparlar. Anladım. Birlikteliklerinizde, özel ilişkinizde de çok işinize yaradı o zaman bu disipline olmuş hayat. Evet, çünkü kendimi sever kadınlar çünkü. Evet, bir yerden sonra derleyen, toplayan erkekleri. Evet, bir yerden sonra dağıtmadım ve bu açıdan da güvenilir oldum. Yani hangi açıdan? Hayatı yani, paylaşmak. Beni hiçbir zaman aldatmaz, gider başkasına aşık olur ama bu olmaz gibi bir güvenden söz etmiyorum. O hayata dair bir şey. Ama benim bir şeye ihtiyacım olduğunda yanımda olur ya da bir zayıflık göstermez bir takım olaylar karşısında gibi bir güveni sağlamış olduğumu düşünüyorum. Yani bana söylenenlerden bunu anlıyorum. Dünyada pek çok aktör kadın rolleri oynadı. Önemli aktörler, zordur da bildiğimiz kadarıyla. Aynı şekilde siz de bir kadın karakteri canlandırdınız. Rol olarak kadın karakteri canlandırmak nasıl bir duygu bir erkek için? Sadece yani rol olarak duyguyu bırakın, berbat bir şey bir erkek için. Yani bu tüylerinizi almanızdan başlıyor, efendim makyaj yapmaya kadar, işte saçınızı yaptırmaya kadar ve daha sonra çok teferruatlı bir giysi dünyasına dalıyorsunuz. Yani diyelim ki ben bir hanımla beraber aynı odada soyunsam benim çıkaracağım şeyler belli. Yani işte bir pantolon, bir gömlek, bir şey çıkartırım. Kadınlardan o kadar çok şey çıkıyor ki yani sonra onları toplamak ve tekrar giyinilmesi gerektiğinde de hepsini bir araya getirmek çok zor. Bunu erkekler evin kapısında hanımları beklerken zaten her gün hissediyorlar. Evli bir erkek eşinin sokağa çıkarken işte bütün o giydikleri, çünkü kadınlar iki parça bir şey giymiyorlar, çok parçalı şeyler giyiyorlar. Bir sürü detay var yani iç çamaşırlarından onların üzerine giyilen işte etek, ceket, yarım ceket, onun altına başka bir şey, onun üstüne bir şal, küpeler ve makyaj ve ayakkabılar ve çoraplar vesaire. Bu kadar şeyi bir kere satın almak çok zor bir erkek için. Sonra bu kadar şeyi satın alıp bunlardan bir kombin yaratmak çok zor. Ve bunları hızla çıkarıp sonra hızla giymek çok zor. Dolayısıyla erkeklerin bu konuda da empati yapmaları gerekiyor. Çünkü erkek aynı zamanda şunu da bekliyor. Ben bizim kabaremize gelenlerden de görüyorum. Diyelim ki işte misafirlerimiz var. 4 kadın, 4 erkek gelmişler. Adamlara bakıyorum, nereden çıkıp geldikleri belli değil ya da nereye geldikleri belli değil. Öyle ki öyle işte bir şeyler üzerine giyivermiş. Yani giyinmemiş de daha çok örtülmüş gibi görüyorum. Ama aynı adamların eşlerine bakıyorum, müthiş bir özen görüyorum. Müthiş bir özen görüyorum. Burada da anlıyoruz ki hep
erkeklerin kadınlara sorduğu sorudur ya da bir kıskançlık vesilesidir. Sen bunları kime giyiyorsun? Evet. Kadınlar da der ki adamı mutlu etmek için işte şekerim sana giyiyorum falan. Yalan dolan böyle bir şey yok. Hep kadınlar da kadınlara giyiniyor. Dört kadın bir arada bu kadar bakımlı, güzel ve detaylı giyinmişler, makyaj yapmışlar, kuaföre gitmişler vesaire. Erkeklere bakıyorsun vallahi orman kaçkını gibi gelmiş oturuyor. Ama yine de o kadın o adamı eşi olarak tutuyor. Zorlandınız yani kadın rolüne. Çok zor. Topuklu ayakkabı giymek. Ya topuklu ayakkabıyı bırakın. Yani topuklu ayakkabı da öyle. Yani topuklu ayakkabı hayret ediyorum. Tabii farklı poundta topuklar var. Yani şimdi az topuk var, çok topuk var. Onların üzerinde dikilmek var. Onların yaptığı bel ağrısı var. Vesaire vesaire. Bunlar zor hakikaten yani. Zor zanaat diyorsunuz. Evet. Bir de hemen bunları çıkarmasını ve hemen tekrar giyinmesini istiyorsun. Ve hemen kapıdan çıkmasını istiyorsun. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Şimdi ne dedik? Oyunculuk dedik, televizyonculuk dedik. Pek çok yani çünkü Okan Bayülgen deyince o kadar çok başlık var ki. Sağ ol. Gerçekten say say bitmiyor. Ben biliyorum ki sizin aslında kadınlarla kızlarla yaklaşma sebebinizden birisi de yani ilk seçtiğiniz meslek tiyatro yönetmeni olmayı siz Paris'te kızlarla, güzel kızlarla onu bir anlatır mısınız iletişim kurmak için? Ne yaptınız? O çok güzel bir anekdottu. Tekrar dinlemek isterim. Teşekkür ederim bunu hatırladığınız için. Ben ekonomik bilimler okuyordum Fransa'da ve işte bahar ayları geldi. Tiyatrolar zaten vardı ama bir öğrenci harçlığıyla zaten her yere gitme fırsatı bulamıyorduk. Karnımızı zor doyuruyorduk zaten. Fakat sokak tiyatroları başladı. Sokak tiyatroları başladığında da nefis bir Shakespeare kampanyası geldi oraya. İşte bunlar sirk tarzında biraz böyle hoplayıp zıplayıp ateşler yakarak, üfleyerek, çemberler çevirerek filan birkaç Shakespeare oyununu bir arada oynuyorlardı. Çok güzel kadınlar vardı. Oyuncu kızlar vardı, nefis kızlar vardı. Bir baktım bunlar hep bir adamdan ya çekiniyorlar ya o adama aşkla bakıyorlar falan filan. Aralarında bir adam dolaşıyor böyle. Ben de sordum bu kimdir dedim yani bu adamı çok şey yapıyorsunuz hani hem seviyorsunuz hem korkuyorsunuz falan. Bu dediler bizim yönetmenimiz. Ben o zaman dedim ki ya ben burada bu ekonomi okuyarak acaba bir yanlış bir şey mi yapıyorum? Yani baksana bir adam hani çok da şey değil hani bir özelliği de yok filan adama baktığında filan. Bu adam demek ki mesleğiyle böyle bir hayranlık uyandırabiliyor. Dolayısıyla zaten tiyatro vardı aklımda ama daha çok tiyatroya yönelmeme ve tiyatro yönetmeni olarak kariyer yapmak istememe neden olmuştur bu olay. Hayallerinize kavuştunuz mu? Güzel kızlar kavuştum, hemen yönetmen olduğunuzda evet, ilk anda. Evet daha fazlası anda. Oldu. Şimdi sormuyorum. Şimdi artık şimdi, sormaya hayır, gerek ama yok. Ama mesela sonra işte konservatuara girip işte konservatuarda da oyunlar sahneye koyuyor. Sonra devlet tiyatrosunda da yaptım bunu. Tabii ki bir karizmanız oluyor. Ha o karizma belki işte sinema gibi, televizyon gibi milyonları kapsayan bir karizma değil ama diyelim ki İstanbul'da sizi tanıyan 1000 kişi oluyor. Yeterli. Zaten diğer milyonları görmüyorsunuz. Görmeye de gerek kalmıyor. Siz ve de seçkin bir kitle oluyor üstelik. Doğru, çok haklısınız ama sizde bir şeytan tüyü var sanki. Türkiye'nin en güzel kadınlarıyla birlikteliğiniz oldu, hep görüldü, duyuldu. Bütün kadınlar güzel. Bütün kadınlar güzel. Güzel, politik bir cevap verdiniz. Evet, öyle ama öyle düşünüyorum. Öyle. Bunun bir sırrı var mı? Yani siz ne, en çok bu kadınları sizin neyinizin çektiğini düşünüyorsunuz? Yani zekam çekiyor, gözüm çekiyor, kulağım yani nedir sizin kendinizde bulduğunuz özellik? Çekici tarafınız nedir? Bilmiyorum. Belki aslında kayda değer bir güzelliğimin olmaması çekiyor olabilir. Çünkü aslında bir erkeği ya da bir kadını zihnini meşgul etmeniz zaten aşk, seks, yakınlaşma bu gibi şeyler için İlk kural değil mi? Zihnini meşgul etmek. Yani yoksa bak ne güzel arabam var gelsene benim arabama demek salaklığın dik alası değil mi? Ya da
babamın ne kadar çok parası var, gelsene benimle şuraya dediğimiz zaman bu erkekleri salak olarak tanımlıyoruz. İşte bu ya babasının parasıyla ya altındaki arabasıyla, eskiden vardı böyle şeyler. İşte yok efendim şu ve şu şurada oturuyor, şöyle bir mesleği var, falanca şirkette şu pozisyonda falan. Bunlar kimsenin zihnini meşgul etmez. Bu bir ilginçliği yoktur. Yani bir soru işareti bırakmaz insanın kafasında. Zengin bir adam, tamam evet, işte bununla evlenirsen işte diyelim ki şöyle düşünürsün, en fazla çocuklarımın geleceği kurtulur dersin. İşte adamın güzel bir arabası varsa dersin ki ya işte beni deniz kenarına götürür gezdirir, ya da işte deniz manzaralı bir ev vardır da oradan manzaraya bakarım falan. Yani bu zaten, bunlar salakça şeyler. Ama insanların yakınlaşmasında eğer bir, hani o şeytan tüyü dediğimiz şey, sağ olunuz ben de gördüğünüz için de, yani şunu anlatmaya çalışıyorum, kendimi anlatmıyorum da yani başkalarında gördüğüm bir şeyden bahsediyorum. Mesela bir kadında böyle bir podyum modeli güzelliği aramıyorum ben. Hiçbir zaman da aramadım. Yani bir işte televizyon yüzü güzelliği, model güzelliği, şu güzellik, bu güzellik. Ben bir enteresan bir şey görüyorum. Benim kafamı bulandırıyor. Yani bir şey oluyor. Allah Allah, bu ne yapıyor falan diyorum. Ya da yani niye öyle oldu, baktı bana diyorum. Ya da bir şey, yani değil mi? Bunlar birbirimizle yakınlaşmamızı sağlıyorlar. Belki hanımlar bende öyle bir şey, kafa karıştırıcı bir şey buldularsa belki ondan olmuştur. Yoksa yani inanılmaz fiziğim ve muhteşem sesim bunların nedeni olamaz. Zaten böyle bir şey değilizdir. Genelde benim programlar yaparken de dünya yakışıklısı bir çocuk geliyor diye getirdikleri çocuk bir vesikalık fotoğraf gibi geliyor zaten. Yani yaşadığı zaman insanın bütün güzelliği, ruhuyla, canlılığı, ruhu içine ortaya çıkar, değil mi? Yoksa yaptırayım şeyleri, makyajları, yaptırayım estetik müdahaleleri, böyle öyle oturayım. Bundan bir şey olmaz. Olmuyor. O tip insanları, o tip böyle durağan insanları böyle bana muşamba gibi geliyorlar yani. Olmuyor, sevmiyorum. Ama yine de yanınızda hem ruhuyla hem de fiziğiyle hep güzel hanımları görüyoruz. Demek ki Okan Bayülgen'in estetik anlayışı da bayağı gelişmiş. Çünkü buraya da baktığımızda ben biliyorum ki Dada'da her bir metrekaresinde gerçekten bir zevk abidesi adeta. O kadar özenle siz tasarlamışsınız burayı da. Benim biliyorum, bir mimarım tek var. Ama yaratıcılık ve tasarım. Hayır, bir fikir, fikir alışverişi içerisinde, evet. Okan Bayülgen, biraz önce de söyledik, birçok imzanın sahibi adı. Bunların içinde sizin en az bilinen özelliğiniz hangisi sizce? Yani oyunculuk var, işte yönetmenlik var, tiyatro yönetmenliği var, aktörlük var, şovmenlik, televizyonculuk, şimdi işletmecilik. Bir şey daha var. Fotoğrafı, fotoğrafı belki daha az biliniyor. Bu da tabii ki benim bir şeyimdir. İlk gençliğimden beri çok düşkün olduğum bir konudur. Çünkü ailemizde çok ressam vardı. İşte avukat ressam, asker ressam, şu ressam, bu ressam. Annem zaten güzel sanatlardandır. O zaten resmi ana mesleği olarak seçti. Ben resim yapamadığımı çok hayranlıkla takip ettiğim halde birçok plastik sanatı, ama resim yapamadığımı görünce bende bir üzüntü oldu. Annem de beni iki şeye, bir yazmaya, bir de fotoğrafçılığa teşvik etti. Yani bunlar da tabii ki iki farklı şey. Birisi edebiyat, birisi de hep sanat olup olmadığı tartışılan bir konudur, ama tabii fotoğrafçılıkta çok mutlu oldum. Çünkü bana sonraki yıllarda da hep seyahat etme imkanı tanıdı. Dünyanın birçok yerinde fotoğraf çektim ve bunları illa da ticari işler olarak yapmak istedim. Yoksa bir hobi olarak yaptığınız takdirde bir işi, o konuda ne kadar yetenekli olduğunuzu ya da ne kadar başarılı olduğunuzu tartamıyorsunuz. Dolayısıyla bir fotoğrafçı olarak para kazanmak derdine düştüm. İşlerimi satabilmek derdine düştüm. O zaman anlayacaktım ben bu işlerde başarılı mıyım, değil miyim, ve öyle işler yaptım. Çoğunlukla ticari işler yaptım. Tabii ki. Ne zaman oldu bu? Yani valla bu tabii ki 2000'li yılların başından
günümüze kadar oldu ve devam ediyor. Ben hala fotoğrafla ilgili ticari işler yapmaya devam ediyorum. Tabii ki kazanıyorum. Böyle projeler gerçekleştiriyorum. Tabii bütün bu projelerde parayla değil, paraya yönelik işler değil. Birçok özellikle çocuklarla ilgili, öğrencilerle ilgili birçok işe girdim. Ama en çok moda fotoğrafı çektim o zaman. İşte tekstille ilgili ya da başka ürünlerle ilgili fotoğraflar çektim. Tabii ki o ayrı bir dünya, çok zevk aldığım bir dünya. Kendimi geliştirmeye çalıştığım bir dünya. Sokaktaki insanlara biz de sorduk, Okan Bayülgen'in özellikleri neler biliyor musunuz dedik. Bakalım fotoğrafçı olan özelliğinizi, fotoğrafçı tarafınızı bilen çıkmış mı? Ben de çok merak ediyorum. Bakalım. İzleyelim. Evet. Okan Bayülgen'in hangi özelliklerini biliyorsunuz? Sunucu, oyuncu, aynı zamanda yönetmenliği de var sanırım. Öyle biliyorum o şekilde. İşte fotoğrafçılığı var. Televizyon programcılığı yapmıştı. Yazarlığı da var. Yorumculuğu da var. Mizah anlayışını beğeniyorum. Hani komedyen olarak sunuculuk yaptığını biliyorum. Onun dışında yönetmen olduğunu düşünüyorum. Yani emin değilim tabii. Ama bu özelliklerini biliyorum. İlk akla gelen. Çok esprili ve aynı zamanda fotoğraf çekebilen birisi. Tahmin ettiğimiz gibi çok az bilen oldu fotoğrafçı tarafınızı. Biz o zaman birazcık onu açalım. Şimdi Pudra diye epeyce önce bir sergi yaptınız, çalışma yaptınız. Bugün o serginin güzelliğini daha da ya da anlamını daha da iyi anlıyoruz. O nesli kaybediyoruz çünkü. Maalesef o ustaları, o güzel yüzleri, hafızalarımıza kazınmış yüzleri siz fotoğrafladınız. Ve onların son hallerini bizim hafızalarımızda sizin fotoğraflarınızla kalmasını sağladınız. Neydi çıkış yolu? Bir ahde vefa mıydı? Bugünleri mi düşündünüz? Onların son demleriydi. Nasıl çıktı bu pudra fikri? Aslında bir Türk rock ansiklopedisi yaptım. Pudra'yla bir tiyatro neslini fotoğraflamak istedim. Birçok sergi yaptım. Bu sergilerin çoğu tabii ki ticari amaçlıydı. Aslında Pudra sergisi de ve Pudra kitabı da ticari amaçlı bir işti. Öyle mi? Evet. Zaten hep bunu birleştirdim. Yani ben en azından projeleri gerçekleştirmek için paralar kazandım. Ve çok projelere para harcamak için. Bir parantez açmak istiyorum. Fotoğrafçı kimliğiniz Okan Bayülgen olarak sadece fotoğrafçı olarak kalsaydınız. Şovmen, işte televizyonlar, yani şöhret bu kadar kolay yayılır bir ortamda olmasaydınız. Çünkü fotoğrafçıların Türkiye'de özellikle çok kolay şöhretleri yayılmıyor maalesef ki. Bu aynı şekilde bu sergileri açmanız kolay olur muydu? Bu projeleri hayata geçirmeniz kolay olur muydu? Ben de acizane fotoğraf çeken birisi olarak bunun zorluklarını bildiğim için şöhretin etkisi oldu mu? Yani Okan Bayülgen olmanın. Tabii ki şöhretin etkisi vardır ama diyelim ki Türkiye'nin çok önemli bir sanatçılarından biri. Çok şöhretli bir insan. Örnekse Bülent Ersoy size gelse dese ki ben sizin bu yılki tekstil kataloğunuzu çekmek istiyorum dese çektirir misiniz? Herhalde çektirmezsiniz değil mi? Yani ya da başka birisi. Bülent Hanım beni bağışlasın, şimdi aklıma o geldiği için söylüyorum. Yani dolayısıyla aslında bu şöhretiniz o işi yapmak için yeterli değildir. Ama eğer işi yapabiliyorsanız kapıları şöhret, açmak için. Şöhret size başka rahatlıklar sağlar. Örnekse diyelim ki bir firma için bir iş yapıyorsunuz ya da bir büyük proje yapıyorsunuz. Bu projeyi oluşturmak için gerekli randevuları almak, daha rahatlıkla rakam telaffuz etmek için ve de yaptığınız işlerin fotoğraflarını yayınlatabilmeniz ve onlar yayınlandığında da bu adam iyiymiş bu konuda, biz de ona iş yaptıralım gibi yararları vardır. Ama işi yapmanızı sağlamaz. Günümüzdeki çok mühim bir kafa karışıklığı budur. Yani
İnsanların şöhreti meslek sanmaları. Şöhret olmak size iyi şarkı söyletmez. Şöhret olmak size iyi fotoğraf çektirmez. Yani bunları sağlamaz ama işinizi kolaylaştırır. Hele hele başka bir sanat dalında, başka bir sanat dalında şöhret yaptıysanız bir diğer sanat dalında da başarı göstermek zaten toplum tarafından kolaylıkla kabul edilebilen bir konudur. Yani Picasso'nun resimlerini beğeniriz de heykellerine tukaka demeyiz. Anlatabildim mi? Şey, yani aynı Picasso şimdi de şarkı söyleyeceğim dese o zaman deriz ki ya bu adam zaten çok güzel bakalım. Resim yapıyor. Bu işe kalkıştığına göre herhalde aklını peynir ekmekle yememiş deriz. Ama bir taraftan işte yaz bir sosyal medya fenomeni ya da bir şeylerin influencerı falan gibi bir adamlar her konuya dalıp şimdi de şarkı söyleyeceğim, şimdi de filmde oynayacağım, şimdi de tiyatroda sahneye çıkacağım, şimdi de fotoğraf çekeceğim, işte şimdi de spor hocalığı yapacağım, şimdi de insanları zayıflatacağım dediklerinde tabii bunun belki evet gelir getirebilen ama çok kısa ömürlü bir şey olduğunu görüyoruz. Yani maalesef bugünün şöhretleriyle geçmişin şöhretlerinin arasındaki çok önemli fark, biz bugünleri bitirip bir 10 sene sonra bunu daha iyi anlayacağız ki geçmişin şöhretleri çok uzun ömürlü olurken onları neredeyse çocuk sanatçı olarak tanıyıp daha sonra mezarlığa kadar uğurlarken bugünün şöhretlerini 1-2 senede unutacağız, gidecek. Sonra ne olduklarını hiç bilmeyeceğiz. Allah onlara sabır ve para versin. Çok güzel tanımladınız. Fotoğraftan devam edelim tekrar diyorum. Nerede kalmıştık? Pudrada kalmıştık. Evet. Ben orada merak ettiğim bir şey var. Fikir olarak evet ticari bir şeydi ama çok duygusal da aynı zamanda. Evet. Çünkü ben oradaki her bir kareye, her bir portreye baktığımda o kadar derin anlamlar çıkardım ki. Muhakkak Okan Bayülgen zaten duygu adamı. Duygularınızı çok güzel yansıtabiliyorsunuz aslında tabii yaptığınız orada asıl, işlerde. Özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama orada tabii maksat benim fotoğraflarım değil oradaki kişilerden söz etmemiz lazım. Çünkü Türk tiyatro neslinin önemli bir grubunu fotoğrafladık. Nasıl fotoğrafladık? Hiç bugün retouch diye sözüne ettiğimiz işte türlü telefon aplikasyonlarıyla aman boyumu uzat, aman burnumu küçült, aman gözlerimi ortaya çıkart, aman işte göz altlarımı al filan gibi hiçbir işlem yapılmadan, hatta tekrar kadrajlanmadan dahi yapılmış fotoğraflardan söz ediyoruz. Burada fotoğrafçının yapabileceği iyi ışık, duyarlı bir bakış açısı zaten hepsi bu. Bunun dışında o kişiler o kadar mühim ki her geçen gün biraz daha artık az kaldılar yitirdiğimiz. Hatta ben bir süre sonra Pudra kitabının uğursuz olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü kimin fotoğrafını çektiysem ölmeye başladı. Halbuki vakit geldi. Aslında vakit geldi. Ama tabii benim için üzücü ve o kitaba dönüp bakmıyorum. Kimseye de hediye etmiyorum. Bende de kalmadı. Ama üzülüyorum. Yani tekrar basılmasını filan da istemem. Aslında bir yandan fotoğraflar, bir yandan da bu değerli sanatçılarla gerçekleştirilmiş özel röportajlar vardı. Bence iyi ki de ama şimdi siz tamam, iyi ki de ama üzülüyorum. İyi ki de yani. Üzülüyorum. Çünkü kaybediyoruz bakın, onları diye. Ya kaybetmeden önce değerini bilmişiz ama. Değerini bilmişiz ve değerlendirmişiz. Teşekkür ederim. Türkiye'de en büyük eksiklerden biridir bu. Siz bu eksiği çok güzel bu projeyle gidermişsiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bu güzel proje için. Ben biliyorum ki Okan Bayülgen dünyada izlenmesi gereken 100 fotoğrafçı arasında ismi geçen bir fotoğraf sanatçısı. Teşekkür Bunu ederim. Bunu biraz açıklar mısınız? Bu 2016 senesinde bir Amerikalı fotoğrafçıdan aldığım bir tebrik mesajıyla ben de fark ettim. Dünyaca ünlü fotoğraf platformu Shutterstock bir şey yapmış, bir araştırma, bir şey diyor ki işte dünyada izlenmesi gereken 100 fotoğrafçı, ülkemizden de fotoğrafçılar var, bütün dünyadan fotoğrafçılar var. Ben tabii ki adamcağızın bunu bana niye post ettiğini anlamadım ilk başta. Bir fotoğrafçı niye bana yazsın, hatta tebrik etsin. Ondan sonra Türkiye bölümünde ismimi gördüm. Çok memnun oldum çünkü böyle bir çaba göstermemiştim. Yani Shutterstock için
işte bir bağlantı kurmak, kendi ismimi belirtmek, işte bir dosya göndermek, bir menajer aracılığıyla işe dahil olmak falan gibi böyle bir şey yapmadım. Yazılanlara da çok müteşekkirim. Yani aslında bir gösteri dünyasından bir adam olarak başlamış ama işte şu 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 projeleriyle işte bu kişi böyle bir izlenmeye değer 100 fotoğrafçı, hemen izlenmesi, hemen takip etmeniz gereken 100 fotoğrafçı diyor. Hakikaten gurur duydum ve tam da televizyonu bırakmak zorunda olduğum günlerde bana büyük bir moral desteği ve motivasyon sağladı. Televizyonu bırakmak zorunda olduğunuz günlerde bu ilk 100 fotoğrafçı arasında girmeniz dünyada bizim için de bir gurur kaynağı aynı zamanda. Sağ olun. Özellikle fotoğrafçılar açısından. Dünyada takip ettiğiniz fotoğrafçı var mı böyle? Çok. İzinden gitti. Çok. Bir tane isim verseniz. Çok. Fotoğraf sevenler yani, için. Hemen siyah beyazlarıyla Sebastio Salgado'yu söyleyebilirim örnekse. Elin von Unwerth'ü söyleyebilirim. Birçok fotoğrafçı Steve söyleyebilirim. McCurry. Hepsi. Çünkü bütün fotoğrafçılardan aslında bir şeyler öğreniyoruz. Ben bir de ticari alanları da takip ediyorum. Moda fotoğrafçılığını takip ediyorum. Natürmort fotoğrafçılığına kadar takip ediyorum. Portre fotoğrafçılarını takip ediyorum. Hasbelkader hepimiz akıllı telefonlar kullanıyoruz, tabletler kullanıyoruz. Şeyleri hemen hafızama almaya çalışıyorum. Yani şimdi artık onları kaydediyorum. Enteresan bir şey, bundan yararlanırım diye. Hani herkes selfie çekiyor ya, evet, bir şey çekiyor. Evet. Ben genelde bir mimari detay çekerim, bir iki rengi bir arada çekerim falan filan. Hiç böyle kendi suratımı, selfie'mi çekmem. Çekmem. Ben de onu soracaktım. Sevdiklerimle beraber de böyle çekinmem. Selfie çektirilmekten perişanım. Zaten sinir oluyorum. Ama bir şeyleri çekiyorum. Mesela bulamayacağım bir detayı, herhangi bir kitapta bir yerde bulamayacağım bir detayı çekiyorum. Aslında bunlar da fikir olarak da aydınlatıcı. Ha, eskiden ne yapıyorduk bunun için? İşte dergiden makasla kesiyorduk. İşte bir gazetenin kupürünü kesiyorduk, saklıyorduk. Genelde düşünme duvarları oluşturmaya çalışırım. Bunları bir arada tutarak, yani yeni bir proje için ya da bir masada oluşturmaya çalışırım. Ve bunu da kopyalamak için yapmam. Bunların hepsini ilham verici, diyelim ki türlü nevi alakasız bilgiler. Ben biliyorum ki bir kadın kuaförlerin sergisini, onlarla ilgili bir başlık ticari var bir işte. Ticari bir iş mi? Evet o? Ama yani nereden aklınıza geldi diyecek. Çünkü işte böyle bir teklif geliyor. Yani böyle bir şey yapmak istiyoruz, ne yaparsın gibi. Ben de bu bir kadınla onun saçını tarayan ya da ona makyaj yapan ya da onun saçını, görüntüsünü değiştiren insanla, ki bunlar kuaförler ve kuaför çalışanları, evet, bir kadınla o kurum arasındaki ilişkiyi fotoğraflamak istedim. Nasıl yaptım bunu? İşte orada bizim bilmediğimiz bir dünya var. Yani erkeklerin bilmediği. Erkeklerin bilmediği, hatta bazı kadınların da bilmediği. Çünkü burada bu ne zaman ortaya çıkıyor? Yani bir kadın bir kuaföre gidiyor ve orada aslında bir aynayla karşı karşıya. Aslında o bir ayna ama çok da fazla ayna kullandığımız bir işte. Yani orada bir bakış ve bu tanınmayan insanlardan bunu yapıyoruz. Zaten o kuaförlerin, Türkiye'de birçok kuaföre gittik. O kuaförlerdeki oranın işte müşterileri. O müşteriler acaba ne zaman bu adamın ya da kadının onu değiştirmesiyle beraber ne zaman aynada kendisine okey işareti veriyor. Tamam, bu oldu birader. Bunu yaptım. Ben şimdi iyiyim. Bunu aradınız. Bunu, bu görüntü, bu orada bu anın arayışıydı. Yani yoksa hani işte kuaför saçımı yaptı, ben de güzel oldum, şimdi benim fotoğrafımı çek. Bu değil. O zaten bu fotoğrafçının işi değil. Bu hakikaten o işlem sırasında orada beklemek, o bakışı aramak ya da o bakışı yönlendirmekle yapacağınız bir iş. Peki insanlar sizi görünce kadın kuaföründe elinizde fotoğraf makinesiyle falan bilerek mi, yani insan, müşteriler falan biliyor muydu? Biliyorlardı. Şok oldular mı? Yok böyle bir şey. Ben böyle bende bir hani popstar gibi içeri girip de hey işte ben falan demedim. Aksine böyle bir şeyde hep durumun doğal şartlarına geri dönebilmesi için
Yani zaten bir şu anda bir fotoğraf... Ama sizi görünce ne kadar doğal olabilir. Hemen bir, ama bir 10 dakika sizle beraber sıkılırlarsa zaten doğal koşullara geri dönersiniz. Yani çünkü ben de kameramla bekliyorum. İşte kuaför ve kuaföre gelmiş müşteri de bekliyor. Dolayısıyla bir süre sonra benden sıkılacak. Doğal ya da benim yönlendirmelerime uyacak ve bir şey ortaya çıkacak. Yani bu tabii ki olur ama ben böyle bir zaten şey televizyon yıldızı falan gibi fotoğraf çekmiyorum. Yani öyle bir şeyim yok benim. Hayır, sizin var diye söylemedim ama sizi gören insan orada zaten o bir yıldız var karşısında. İşte sohbet edersiniz, çay kahve içersiniz, muhabbet edersiniz, o işler kolaylaşır. Bir de ben çok fazla deklanşöre basan bir adam değilim. Öyle yani mi? Benim de, zor mu basarsın? Evet yani, yani benim fotoğrafımı çekmeye gelenler de binlerce fotoğraf çekiyor adam. Çıtır 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 çıtır. Bana fenalık geliyor. Diyorum ki yani evladım sen ne çekeceğini biliyor musun? Yani bunu bilerek mi geldin acaba? Çünkü bu kadar çok çıtır çıtır çıtır. Zaten bu kadar çok binlerce çıt 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 yaptıktan sonra da bunları zaten piş 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 piş, piş böyle... Zaten ekrandan sürükleyince eşek değilsin ya, aradan bir tane yani, bir tane bir şey olur. Ben hiç deklanşöre basmam. Tam da oraya gelecektim yani, şimdi. Hala analog çalışıyorum. Aha, hala filmle çalışıyorum. Çünkü oraya gelecektim. Yani zaten bir tane fotoğraf çekiyorum. Zaten yapabildiysem o. Yani bu şöyle olmaz ki, ben şimdi size dijital makineler çıktı. Gitar çalacağım ya da flüt çalacağım. Bütün notalara basayım bakayım, siz aradan bir tane seçinle olmaz. Yani eğer bir melodi yaratacaksak, bir iş yapacaksak zaten onu bilmemiz lazım. Evet. Peki bu dijital kameralar çıktıktan sonra mertlik bozuldu mu? Hayır, mertlik yani hiç bu mertlikle alakası yok bunun. Ona bakarsanız ya, işte flash çıktığında, TTL flash çıktığında da mertlik bozuldu. İşte telemetreli objektifler çıktığında da mertlik bozuldu. Efendim işte otofokus çıktığında da mertlik bozuldu. Bununla alakası yok. Bu yapabilmekle ilgili. Yani yani bu Ara Güler'in Allah rahmet eylesin ne kadar güzel söylüyor. Yani dikiş makinesi iyi dikiş dikmez. Terzi dikiş diker. Burada da fotoğrafçı fotoğrafı çekiyor. Yani makine iyi fotoğraf çekmez. Hiçbir zaman makine iyi fotoğraf. Dünyada çok büyük rakamlara satılan müzelerde, mezatlarda el değiştiren büyük önemli fotoğrafların büyük çoğunluğu teknik olarak zayıf, teknik kalitesi düşük fotoğraflardır. Yani orada biz sanatçının şeyine güveniyoruz. Sanatçının yaptığı işe ve o işin güzelliğine hayranlık duyuyoruz. Yoksa diyelim ki felanca ressamın yaptığı bir tabloda İşte nereden almış o boyaları? Filanca yerden pahalı boya mı almış, doğru, ucuz boya mı almış? Doğru, yaptığı işe bunun bakıyoruz. Bunun önemi yok yani. Çok inandığım bir söz vardır. Bir fotoğraf makinesinin en önemli parçası 10 santim arkasında durandır diye. Evet. Ben de buna çok inanırım. Peki şimdi nereye geliyoruz? Madagaskar'a geliyoruz. Evet. Sizin bir de Madagaskar... Moda çekimi için gittim Madagaskar'a. Madagaskar'a... Moda çekimi için gidip birkaç arkadaşımla, onları da yanıma aldım. Ondan sonra oradaki işimiz moda çekiminden çıkıp bu güzel adayı pek de kimsenin, hele hele ülkemizden çok az turistin gittiği bu adayı, halbuki ticari yatırımlara açık bir müstemlekeyken Fransa'ya karşı bağımsızlığını ilan etmiş ama ekonomisi zayıf. Müthiş bir doğa harikası olan bu dev, kıta kadar büyüklükte bir adayı tanıtma işine yöneldi iş. Bir anda öyle bir başka bir şey oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Yani ben gerçekten güzel mesela. Zaten moda fotoğrafı konusunda bir takım bilgiler, fikirler, düşünceler içindeydim. Orada da bunun imkanını buldum. Yani moda fotoğrafı deyince şekilden şekile giren ve niye hallendiği belli olmayan bir şekilde hallenen modeller. Bu tabii zamandan zamana, her 10 yılda modellerin bakışları, duruşları moda fotoğrafında değişiyor. Eskiden bunlar böyle türlü şekillere giriliyordu. Biraz çok böyle artık akrobatik haller almaya başladı falan. Şimdi mesela hala şey dönemindeyiz. Hazır ol da boş bakan...
ve anlamsız uzaylıların cansız manken dünyamızı gibi ziyareti gibi duran şeyler var. Bütün bu yoğun yapmacıklığa karşı acaba nasıl bir natürel bir yolu bulabilirim diye bakıyordum ve çok mutluyum ki şimdi dünya fotoğrafı zaten bu yöne doğru da evrilmeye başladı. Yani artık modellerin fotoğraf modeli olarak podyum mankeni gibi davranmadıkları ve yaşayan fotoğraflar, hikayesi olan fotoğraflar daha çok yapılıyor. Hatta dijitalle işte analoğun kimi özellikleri kullanılıyor. Bir film efekti konuluyor. İşte oradan biraz lensin içine güneş ışığı kaçıyor. İşte biraz sanki kadraj yapılmamış gibi, perspektife dikkat edilmemiş gibi bir havalar evet yaratılmaya çalışılıyor. Bu enteresan bir şey oldu. Ama moda fotoğrafı dediğimiz fotoğraf tabii çok devinir yani şey yapar. Dünyada fotoğraf sanatını geliştiren iki sektör vardır. Bunlardan bir sektör pornografik sektördür. Bir diğeri de moda sektörüdür. Fotoğraf makinesini geliştirmişlerdir. TTL flaşlar porno sektörü için üretilmiştir ilk başta. Şeylerde bütün aydınlatmalar, işte şey lensin üzerine taktığımız ring flaşlar filan bunlar da moda sektörü ve close-up dediğimiz yani yakın ürün çekimleri için üretilmiştir. Sonra tabii ki bütün bunları alıp bütün bu farklı üretim mesela mimari fotoğraflar için özel lensler üretilmiştir. Sonra o mimari fotoğraf için üretilen tilt shift yapan lensleri hanımların bacaklarını uzatmak için kullanmıştır fotoğrafçılar. Ama şimdi artık öyle çok pahalı işte birbirini üzerinde kayabilen lenslere de gerek kalmadı. Şimdi zaten bacağı zıbırık diye uzatıyoruz. Geçen gün bir röportaj yaptım. Benim bacaklarımı uzatmışlar. Ben 1.95 2 metre boyunda görünüyor. Vallahi kendimle utandım. Kimseye göstermiyorum fotoğrafı. Hani hanımların bacağı uzayınca güzel oluyor da bana ne lüzum? Demek ki arkadaş bir kıyak geçmeye çalışmış. Moda fotoğraflarındaki modellerin seksi görünmesi zorunluluğu var mıdır? Yok, kesinlikle yok. Artık öyle bir şey de yok. Yani bu hep bir yere görünür bir şey. Bu olur. Yapılmıyor da artık. Hı. Bu yapılmıyor da. Çünkü moda fotoğrafçıları bununla çok uğraştılar. Çünkü kadını seks objesi olarak. Bununla yani çok uğraştılar. Kostümden ziyade, ama kıyafetten ziyade. Ama son işte bundan bir 10-15 sene önce, belki daha bile fazla, şeylerin, art direktörlerin, işte kimi böyle stilist gibi adamların ve özellikle makyörlerin ve kuaförlerin moda dünyasında söz sahibi olmasıyla beraber moda fotoğrafında, o zaman bu modellerin üzerine saldırıp saçını başını yolup böyle suratlarına da acayip makyajlar yapmalar başladıktan sonra o kadın gibi durma, seksi durma meselesi de kayboldu. Şimdi yeni bir akım başladı. Ama bu da değişti. Yani o süre içerisinde böyle hakikaten bunların üzerine saldırıp da perişan ettikleri ve garip makyajlar yaptıkları, saçlarını çok garip yaptıkları, belki o entarileri gösterebilmek için öyle yaptılar. Bir kızlar vardı ve bu kızların genelde yaşı küçük, sıska, hani yardımcı olmak istersiniz yani. Hani gariban. Afrika gariban. Açlık çekiyor gibi fotoğraflar moda olmuştu. Şimdi o da değişti. Sizin bakış açınız nedir? Ben hep modellerinize ne ararsınız? Ben hep kadın gibi görmek, bakmak isterim ve bu bulimya, raşitizm, kansızlık gibi rahatsızlıkların fotoğraf aracılığıyla görünmesini isterim. Ama bugün sokakta yürüyen hanımlara bakıyorum. Özellikle alışveriş merkezlerine gittiğimizde böyle deli gibi alışveriş yapan genç kızlar da var. Yaşlı insanlar da var. Yani o kadar kilo vermişler ki
hedeflerinin ne olduğunu anlayamıyorum. Yani o kadar daha çok kilo verecekler ki ölecekler ve o kadar zayıfladıkları için, ölecek kadar zayıfladıkları için de herhalde mutlu olacaklar. Çünkü bunlar raşitik, bulimik ve kansız. Demir eksikliği var, her türlü vitamin eksik ve yani hayatının son saatlerini yaşıyormuş gibi duran bir kadın ama işte alışveriş yapıyor, koşturuyor filan. Deklanşöre zor basarım dediniz. Sevdikleriniz için de basar mısınız? Mesela kızınızın, sevgilinizin, tabii, eşinizin, tabii. Fotoğraflarını annenizin çekiyorum. Tabii tabii çekiyor fotoğraf çekiyorum. Ama bazıları istemiyorlar. Kızım mesela artık fotoğrafın çekilmesinden yanıyor. O fotoğraf çekmek istiyor. Annem fotoğrafının çekilmesini istemiyor. Çünkü diyor ki yaşlandım diyor ben diyor filan. Olsun yaşlı fotoğrafı çekeyim olmaz diyor. Çok da fazla yap. Ya eskisi kadar boynumda asılı bir makinayla dolaşmıyorum. Eskiden ne olursa olsun boynumda bir makine asılı olurdu. Şimdi o kadar değil. Şimdi o kadar değilim. Peki bir kız çocuğu babası olduktan sonra kadınlara bakış açınız değişti mi? Değişti evet. Değişti. Nasıl artık değişti? Sevgililiklerde evlat edinmek yerine hakikaten sevgili olmaya çalışıyorum. Eskiden ki bunu duymuşumdur da arkadaşlarımdan. Yani sen aslında bir kadın erkek ilişkisi yaşamıyorsun. Sen ona çocuğun gibi davranıyorsun filan gibi şeyler duymuşumdur. Aslında bu her erkek için geçerlidir. Bilemem bu konuda. Erkek için geçerlidir. Yani o ilişkinin taşların tam yerine oturması için çocuğun çocuk, kadının da kadın olması gerekiyor. Yani bir kadına çocuğu gibi davranmamak lazım. Peki kızınızı gelecekte nerede görmek istersiniz? Mutlu olduğu herhangi bir yerde. Mutlu ve güvenli ve akıllı ve kendi seçtiği bir yerde en önemlisi. Görmek isterim. Peki son olarak buradayız. İşte Dada'dayız, Dada Kabare'deyiz. Türkiye'de başka bir örneği yok burada yapılan kabarenin herhalde. Biraz burayı anlatır mısınız? Ben yaşadım ama şimdi Okan Bayülgen'in kendi sesinden ve dilinden bir anlatalım biraz. Bu aslında bizim bir Dada zincirimiz var. Yani bir markanın aynı konseptin diyelim işte içinde sanat barındıran, dekorasyonu birbirine benzeyen farklı dükkanlar diyelim bunlara da esnaf ağzıyla. İşte Bodrum'da bir braserisi, Bodrum'da bir barı, İstanbul'da da bir kulübü, kabaresi ve sanat galerisi var. Bir konseptin 5 farklı dükkanı var. Ve bunların ortak yanı dekorasyonları, sanatı, her birinde hem konser yapılabilmesi, hem tiyatro yapılabilmesi, küçüklü büyüklü tabii yerler. En geniş yerimiz burası. Kabare 300 kişilik bir alan. Burada hem bir müzikal çatısı altındasınız hem bir tiyatro çatısı altındasınız. Burada izlediğiniz tiyatro oyunlarını yiyerek içerek izleyebiliyorsunuz. İnteraktif aynı zamanda. Her oyun interaktif değil ama güzel tarafı ya da farklı tarafı bunu deneyimlemek. Çünkü ben görüyorum ki artık her fert çocuk yaştan itibaren bir sosyal medya kullanıcısı. Meraklı. Siz değilsiniz. İnternette şunu söylemek istiyorum. İnternette ve artık bir şeyi izlemek değil İçinde bir şeyi olmak. Deneyimlemek söz konusu. Dolayısıyla tiyatroya gittim, tiyatro oyununa gittim, tiyatro izledim demiyor. İçinden arzusu da bu değil. İçinden geçen arzusu. Arzusu onu deneyimlemek. Biz de burada tiyatro oyununu kabare masalarında yani sandalyeler, irili ufaklı masalar ve yemek yiyerek, içerek, rahat bir şekilde istediğimiz zaman ayağa kalkarak, dışarı çıkarak, içeri girerek bu sanata saygıyı putlaştırmadan ama bunun yanında gerçekten sanata saygılı bir şekilde sanat icra ederek yaşatmaya çalışıyoruz böyle bir atmosferde. Dolayısıyla burada bir konser izleyebilirsiniz. Bu yemekli olabilir, yemeksiz olabilir. Ya da bir oyun izleyebilirsiniz. Bu oyun interaktif olabilir, olmayabilir vesaire vesaire. Yani bu Dada'yı takip etmekte yarar var. Memnun musunuz? İyi ki de açtım bu dükkanları diyor musunuz? Başka çarem yoktu. Ben bir işi yaparken genelde memnun olmuyorum. Çünkü zihniyetim hep şudur ki benim çalışmam gerekiyor bile demiyorum. Zaten çalışıyoruz. Mesela ana babalarımız da böyle yapardı. Yani hiç annemizden babamızdan şöyle bir şey duymamışızdır herhalde.
acaba ben bu çalıştığım iş yerinde mutlu muyum? Yani ben iki aydır bu iş yerinde çalışıyorum ama kendimi burada görebiliyor muyum falan. Bu çoğunlukla bana katılan ve benden ayrılan insanlar da işe girerken ve işten çıkarken bu iki lafı çok duyarım ben. Kendimi burada görüyorum ya da kendimi burada görmüyorum. Buna da çok sinirlenirim. Yani halbuki çalışmak esastır. Yani zaten çalışacaksın. Başka ne yapabilirsin ki? Yani bu kadar teferruatlı böyle bir şey. Dolayısıyla ben böyle görmüyorum. Ben ya işte radyodayımdır. Şimdi radyodayım mesela. Ya televizyondayımdır. Ya bir iş yapıyorumdur. Yani şöyle ya bir fotoğraf şey, ya bir şey yapıyorumdur. Yani benim şöyle bir alanım yok. Yani işte arkadaşımı arayıp gel seninle şurada buluşalım da iki laf edelim çünkü ben seni özledim. Mesela ben hiç böyle bir şey yaşamadım hayatımda. Yani bir arkadaşla buluşup niye laflıyorum ki? Zaten iş yerindeki arkadaşlarımla arkadaşım zaten. Başka dışarıdan bir arkadaşa ihtiyacım yok. Hani maksat okul arkadaşını bulmaksa o da okuldaydı zaten. Onlar geçti. Şimdi diyelim ki okul arkadaşın doktor oldu. Sen de avukat oldun. Ne alakası var ki? Ancak ondan o tanışıklıktan dolayı dersin ki işte hasta oldum beni tedavi et. Yani onu da anlamıyorum. Yani kadınlar mesela çok yapıyorlar. Hani kadınları anlamıyorum diyorum ya hep okul arkadaşları bir araya geliyor. Ne konuşuyorsunuz? Ders mi çalışıyorsunuz? Yani değil mi? O da bize derslerden mi şikayet o da bizde dersler o ama sadece dersler diyeceğim o eski aşklar işte o eski heyecanlar. O kadar mı hayat şey yani işte boş. Ama o dönemlerde öyleydi belki de. Benim bir kere bir arkadaşım aradı. İlkokuldan arkadaşımmış. Tabii ben hiç tanımadım onu. Dedi ki İlkokul dedi mezunlarını dedi tekrar bir araya getiriyorum dedi. Yani ben şimdi lise mezunlarının, üniversite mezunlarının bir araya geldiğini biliyordum da ilkokul mezunlarının bir araya geldiğini hiç bilmiyordum. Zavallı adamcağız dedim ki telefonda kardeş dedim çok mu dedim yalnızsın. Üzüldüm yani onun için. Dedim çok mu yalnızsın dedim yani. Gel dedim görüşelim yani bu ilkokul arkadaşlar derneği kurmaya gerek yok. Peki çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetin güzelliği kadar güzel mekanda da gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Woman TV izleyicilerine son olarak söylemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz bir mesaj ya da ne bileyim ne söylemek istiyorsunuz içinizden ne geliyorsa buyurun. Şu kameraya söyleyin. Evet. Woman TV izleyenlerine daha çok Woman TV izlemelerini salık verebilirim. Çünkü çok iyi düşünülmüş, müthiş yapılmış bir iş Woman TV. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Haftaya yeni bir konuğumla kim bilir nerede buluşuncaya dek ışığınız bol olsun.